Arkadaşlar bu dersimizde Delta PLC sıfırdan öğren serisinin 18. videosunda e, counterlar yani sayıcılar konusunu işleyeceğiz. Şimdi counterlar 16 ve 32 bit olarak e, iki tiptedir arkadaşlar ve e, 16 bit olan counterlar counters yani sayıcı sıfırdan 99'a kadar 100 adet ve kalıcı olmayan ve counter 100'den counter 199'a kadar 199 dahil 100 adet kalıcı olan counter olarak 16 bitlik iki ayrılır. Ardından 32 bit olan counter'larda da 200'den 219'a kadar 20 adet kalıcı olmayan ve 220'den 234 dahil 15 adet kalıcı olan bir counter kullanabilirsiniz 32 bitlik. Şimdi 32 bit high speed counter'lar yani yüksek hızlı sayıcı counter'lar vardır ki bunlar bizim işte bu pulse'ları saydığımız enkoderlerden gelen özellikle bilgileri saydığımız Counterlardır. Şimdi bunlar da 235 counter, 235'ten 244'e kadar 10 tane kalıcı olan, 246'dan 249'a kadar 4 tane kalıcı olan ve 251'den 254'e kadar 4 tane kalıcı olan counter vardır. Bu konuyu high speed counterlarda yani bu counterların özelliklerini işte yukarı aşağı sayması ya da işte yön ve benzeri ya da reset, start bilgisi gibi bu counterların özelliklerini önümüzdeki derslerde zaten işleyeceğiz. Biz şu an basit bir yapıyla ...counterların nasıl çalıştığını ve nasıl saydığını incelemeye çalışacağız. Şimdi şurada görmüş olduğumuz bir diyagram var. Şimdi X0 geldiğinde bakın reset, counter 0, counter 0'ı resetliyor... ...ve ardından X1 geldikçe de counter 0'ı saydırıyor arkadaşlar. Kaç tane saydırmasını istiyor? 5 tane saydırmasını istiyor. Bakın şurada diyagram var. X1 geliyor, counter'ın değeri 1 oluyor. X1 bir daha geliyor yukarı aşağı. Burada hani bu kare dalgalar ne demek? İşte gelip gittiği anlamına geliyor... Ardından 2, 3, 4, 5. Ardından bakın counter şurada çıkışı veriyor. Counter çıkış verdiği için de C0 counter'ı. Y0 aktif oluyor. Ve burada data'nın yani bu verilerin açıklamalarında da counter'da ilk parametre counter numarasını aynı timer'daki gibi. ikinci parametre ise set değerini ifade ediyor. K5 gibi. Bu soft'ta K5, ISP'de sadece 5 olarak tabi değer gireceğiz. Buraya işte sabit bir değer girilebileceği gibi data register'da tanımlayabiliriz. Ve Önündeki şart her aktif olduğuna counter değeri bir artar. Counter setlerine ulaştığında counter konta aktif olur. Sayma işlemine devam edilse bile counter setlerin üzerinde bir sayma yapmaz diyor arkadaşlar. Hızlıca biz e, gidelim arkadaşlar. Şurada daha önceki e, videomuzdan kalan timer'lar vardı. Bunu kapatalım. Ve counter'larla alakalı yeni bir proje oluşturalım. Yeni bir proje diyelim. Bunun adına da counter diyelim. Hızlıca SS2 olsun yine. Ve okey diyorum ben. Yeni projemiz açılsın ve bir counter uygulaması örneği gerçekleştirelim. Burada programs kısmına gelip ne yapıyorduk? New diyerek yeni bir program oluşturuyorduk ve ladder dilini kullanalım burada da. Ben okey diyorum ve programımız şu an açıldı. Ardından buraya geldi M5 diyelim. M5 geldiği sürece counter C5 5 numaralı counter ne kadar saysın? 3 defa saysın arkadaşlar. Ardından bu counter saydıktan sonra da biz Y4'ü çıkış olarak kullanalım. Bunun önüne de counter'ın e, kontan ekleyeceğim ben şöyle gelelim buraya c5 diyelim ardından e, bunu saydıralım arkadaşlar go online diyelim online olalım ve bu projeyi simülatörümüze gönderelim şimdi transfer dedikten sonra bu projeyi e, bizim simülatörümüze gönderecek ardından e, izleme işlemini yapacağız monitoring işlemimizi ve bakalım arkadaşlar şimdi m5 set 10 dedik bakın counter'ın değeri 5 numaralı counter 1 oldu değeri. Sonra set off dedim. Yükselen kenarına tekrardan 2 oldu. Off dedim ve bir kez daha geldiği anda bakın 3 oldu. Ve 3 olduktan sonra C5 yani counter 5 çıkış verdi. Y4 aktif oldu. Şimdi bunu kapatalım. Tekrar 10 diyelim. Bakın counter'ın değeri değişmiyor. Counter ne zaman değişebilir ya da biz bu counter'ı nasıl sıfırlayacağız? Şöyle bir işlem yapabiliriz. Deriz ki buraya geliriz. Mesela LD M6 diyelim. Buna da reset C5 yani counter burada resetleyeceğiz. Ardından şöyle bir şey daha yapalım. E, LD m e, 12 diyelim arkadaşlar. 100 milisaniye clock pulse diyelim. Counter'ımız e, 6 numaralı counter'ımız bizim işte D10'daki data register'ı kadar saysın. E, bu işlemi gerçekleştirelim burada. Şimdi online oluyorum ben tekrardan ve gönderelim. E, evet diyelim buna da projemiz hazırlansın. Tabi şuraya bir çıkış eklemeyi unuttuk ama C6 geldiğinde zaten bunu görebiliyor olacağız. Buna tamam dedikten sonra e, tekrardan bakalım arkadaşlar. Şu an zaten direkt olarak geldi. Bu 50 milisaniyede bir aktif oluyor. Biz e, D10'a bir değer verelim diyelim ki işte işte kutular geçiyor, sensör sayacak vesaire. 100 tane kutu sonra sistemi durdurmak istiyorsunuz diyelim. E, buraya 100'ü yazacağım ben arkadaşlar. 100 pulse sonra e, counter'ımız Bizim çıkış verecek ama öncesinde benim bunu set off demem lazım. Bakın arkadaşlar her puls geldiğinde sayıyor yukarı doğru. Sayıyor 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 sayıyor. Mesela burada bir motorun dönüşünü de saydırıyor olabilirsiniz. Ama tabi yüksek hızlı sayıcı değil bu sayı e, counter altı. O yüzden zaten yüksek hızlı sayma işlemleriniz için özel counterlar var. Bunları da e, videonun başında söylemiştim. Daha sonra detaylı bakacağız. Şimdi şuradaki counter aktif edelim ve e, saydıralım. 3 tane saysın ve aktif olsun. Şimdi bunu resetlememiz lazım. Nasıl resetleyeceğiz? Ekrandan mesela birisi geldi. Reset dedi. Bakın resete bastı. Counter'ımız şu an 0 oldu. Tekrardan aktif edelim bunu. Set on, set off, set on, set off bu şekilde de counter'larınızı proje içerisinde kullanabilirsiniz. Tekrar set on diyelim ve bakın ee, Y4 çıkışı aktif oldu. Bu da arkadaşlar Delta PLC'lerde Counter kullanımına bir örnektik. Basit olarak Counter'lar bu şekilde kullanılır. İşte kalıcı veya kalıcı olmayan dikarlıdır. Kalıcı kalıcı olmayan farkı da ismi üzerinde anlaşılabileceği gibi PLC'nin enerjisi gidip geldikten sonra bu Counter'ların değerlerinin kalıcı olup olmamasıyla alakalı projelerinizde ve elinize o CPU ilk aldığınızda bu AHA serileri, AS serileri olabilir veya DWP serileri bu counter aralıklarına bakarak ve kalıcı alanlara bakarak kullanabilirsiniz ya da direkt olarak counter değerini bir data register'ına atayabilirsiniz işte mov komutuyla mov c 5 tu örnek veriyorum d10 diyerek atama işlemini gerçekleştirerek o data register içerisinde o counter'ın değerini görebilir ve buna göre de işlemler yapabilirsiniz önümüzdeki videolar içerisinde daha komplike bir takım projeler geliştirirken bunların hepsini kullanacağız teorik olarak ve uygulanması olarak counterlar konusu böyleydi. Ben iyi çalışmalar diliyorum sizlere arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.